Günaydın, iyi günler dostlar. Bugün dünyanın Türkiye'sinin İstanbul'unda salı olduğu gibi her yerde de salı. Ekvator'dan sonrası veya Greenwich'ten sonrası mı nedir oraları bilmiyorum. Saat 2:20 geçiyor, gel bak. Fonda her zamanki gibi benim çalışma fon müziğim olan muhteşem dizi Çocuklar Duymasın dönüyor. Şimdi onu kapatacağım ki bizim sohbetimize, yani salça olmasın. Bir dakika, bak kapandı. Tekrar söylüyorum, kaçı oluyor? 14.08.2018 bayramdan önceki son salı, Kurban Bayramı'ndan önceki son salı. Nasılsınız inşallah, maşallah? Parka düzülmüş, şöyle koyabiliriz. Hani bizi hanıma karşı müşkül durumda bırakacak herhangi bir görüntü yok. Orada bir tencere var, olabilir. Çorba kaynattım, çorba içtim kardeşim. İyi. Bir yandan çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Dolar en son kaç oldu ben bilmiyorum. Yani dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyenlerden pek sayılmam ama hakikaten bu doları umursamayı istemeyenlerdenim. Her şeyimizin bu dolar akışına bağlı olmasından nefret edenlerdenim. Bir dakika. Nescafe koyup konuşma yapmayı sevenlerdenim. Kahvemize şekerimizi koyalım. Çok uzun tutmayacağım çünkü efendim çok uzun olan 30 dakikalık konuşmaları bana şah damarımdan yakın olan kemik kitlem çok sevse de şöyle bir aslayıp da bakanlar olayın esprisini anlamadıklarından sıkılıp çıkıp siyalıp gidebiliyorlar. Onun için artık 10 dakika 15 dakika belki, o da belki bir ihtimal yani. Duydunuz zil sesini. Evet, yarışmamız başladı. Evet, yarışmamız başladı. Kahveyi karıştırıyoruz. ne demiştik en son? Nasılsınız inşallah, maşallah? Hakikaten lan, dolar ne oldu en son? Hep söylerim, ben genelde Ünsal Ünlü'den, bir de Memduh Bayraktaroğlu'ndan gerçek ve objektif gündemi öğreniyorum. Artık haberleri açmıyorum kardeşim. Yani muhalif olsun, ana akım medya olsun, haberleri açmıyorum. Çünkü çok sıkıldım be vallahi. Biz 3 kuruş peşinde koşuyoruz. Bir yandan dolar, avro almış başını gidiyor. Ne bok yiyeceğimizi şaşırıyoruz. Bir de bayram öncesindeyiz. Oraya buraya saldırıyoruz kardeşim. Ödemeleri biraz öne çekebilir miyiz diye. Vallahi yani... Zor be zor, çok zor zamandayız. Diyorlar ki bir de uzmanlar, bunlar iyi günlerimiz, daha ekmeğe suya zam geldiğinde bütün halk anlayacak diyorlar. Yani var ya, ödüm bokuma karıştı. Yani eskiden orta direk diyorduk ama galiba artık orta ile en alt direğin arasında bir çizgiye biz de yörünge şeklinde oturtturulduk kardeşim, oturtturulduk. Yani kusura bakmayın, hakikaten böyle, durum böyle. Bilmiyorum, dolar doldu mu, dağda mı, boşaldı mı, doldu mu, ne oldu? Artık bakacağım birazdan. Ben daha henüz bugünün gündemlerini almadım. Çünkü neden? Yani proje yapıyorum. Eşimi toplantıya yolladım. Hanım ağayı ya da patroniçeyi toplantıya yolladım. Buradan hala uzaktan destek veriyorum. Yarım kalmış görünüşleri, planı, projeyi hazırlayıp ona WhatsApp yoluyla atmanın peşindeyim. Ya siz neyin peşindesiniz lan? Gün boyu yiyip, içip, sıçıp, kazanıp, harcayıp, üstünüze başınıza yeni şeyler alıp, kâra geçtiğinizi düşünüp, bir de emlak araba fiyatlarını mı takip etmenin peşindesiniz? Siz neyin peşindesiniz? Kendiniz oldunuz mu? Ara sıra içinize dönmeyi öğrendiniz mi? Meditasyon yapmayı biliyor musunuz? Namazla mı içinize yöneliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Teslimiyet nedir biliyor musunuz? Bütün evrenin, kozmosun, bütün alemlerin Rabbinin imkanlarını biliyor musunuz? Neye göre yaşıyorsunuz, neyin peşindesiniz? Ben biraz buna göre yaşıyorum kardeşim. Bu arada yeni ve eski bütün insanları tütüne özendirmemeye çalıştığımdan ara ara bundan sonra konuşmalarımda böyle tam yakarken falan bir kesintiye uğrama göreceksiniz. Bunlar kesinlikle yapılmış olan konuşma hatalarımdan kaynaklanan değil. Bunlar
aradaki o içip oflama, puflama, paf küfleme sahnelerini göstermeme amaçlı kesintilerdir. Haberiniz olsun, onu da söyleyeyim. Yani rahat rahat içiyorum, konuşmaya kaldığım yerden devam ediyorum hesabı. Vallahi enteresan. Hani o tabaka bulaşmayınca da fazla konuşacak konu mu kalmadı? Yoksa ben yoğunluktan bilinç kontrolünü mü yitirdim? Ne yaptım? Algıda seçiciliği mi yitirdim? Vallahi ya eğri oturup düz konuşmayı mı yitirdim? Bir şeyleri yitirdim gibi ya. Vallahi. Paso İdris Usta izliyorum. Dediğim gibi Memduh Bayraktaroğlu abimizi dinliyorum. Ünsal Ünlü'yü dinliyorum. Yalnız Ünsal Ünlü'nün de her günkü gündem konuşmalarına girişlerinde o karşılama, izleyiciyi selamlama repliği hep aynı ya. Ya herif onu yazıp mı okuyor böyle buradan bakarak bize bakıyor gibi yapıp anlamıyorum. Hep aynı kardeşim. Ses tonu aynı, konuşma hızı aynı, kelime sayısı aynı, heceleri bile aynı lan. Her nasıl, her ne dilden birbirinize günaydın diyorsanız Dobrovski bilmem ne, Kalimera bilmem ne bunları sayıyor ya. Biraz uyuz olma sebebim ama diğer içeriklerin hepsinin hastasıyım. Alam delikanlı olan insanlardan. Doğru dürüst konuşuyor, objektif konuşuyor. İyisiyle kötüsüyle övmesi gerekeni övüyor, yermesi gerekeni yeriyor. Geçenlerde bulunduğum semtte büyük istekle beni 8-9 yaşından beri izlediğini söyleyen şu an 18 yaşında adam olmuş bir tane genç kardeşim geldi. Ahmet Burak Erdoğan. Burada ona çok selamlar. Yani benim bu zorlu mücadeleli ve çok yoğun 3-5 kuruş peşinde koştuğum dönemlerde bazı eski izleyenlerim büyümüşler de adam olmuşlar da bir de beni görmek için buraya kadar taburaya kadar otobüs dolmuş her neyse binip geliyorlar kardeşim. Teşekkür ederim Ahmet Burak Erdoğan kardeşim. Bu arada çok öncelerden beni izleyip hatta YouTube kanalımda bana laf sokmuş olan ama sonradan çok sevişkenlik boyutunda birlikte dost olduğumuz kardeşim Burak Yıldırım'a da buradan çok teşekkürler. Burak Bozkurt Yıldırım kardeşim sana da çok teşekkürler. Metin Tapmaz kardeşim. Yani kilolu olmasına rağmen bu sıcaklarda yürüdüğünde bacak aralarının, napış aralarının pişik olması riskine rağmen ta Eskişehir'den kalkıp da buraya geçen hafta beni görmeye gelmiş Metin Tapmaz kardeşim. Sana da teşekkür ediyorum. Hanım toplantıda ya. Bir şeyleri attık falan onu böyle kasnakladık biraz arkadan. Onu destekledik, kasnakladık. Onun için böyle rahatım yani. Biraz dedim bir şey çekeyim kardeşim ya. Bizde yani öldü mü kaldı mı diyecekler. Arada bir ses vermek lazım değil mi? İzleyenlerime, sevenlerime, sevmeyenlerime, merak edip de izleyenlerime ya. Sütüm yok. Süt alamadım. Yani gidip alamadım şimdi. Hala bir hizmet veriyorum uzaktan şu an toplantıya. Süt alamadım. Hiç de sevmem sütsüz Nescafe içmeyi ya. O ne öyle sıçık suyu gibi tövbe tövbe ya. Bataklık suyu içiyoruz sanki. Neyse ki iki tane şeker attım. Ne yapayım abi? Bizim ağzımız pistir ama kanalizasyon da değil. Yani bizim kaşlarımız güzeldir ama içimizdeki ruh da gay değil. Allah Allah. Ayrıca alınmış kaş alınmamış kaştan çok daha iyidir. Bak. Bak çok daha iyidir. Yüzdeki ifadeyi dengeler güzelleştirir. Ruhtan dışarı açılan pencereyi hizaya sokar. Yani arada köprü olan kaştan çok daha iyidir ayrıca. İlk çektiğim videoda bununla tanınmıştım. Bilenler bilir. Yalnız ya Burak kardeşim, Burak Erdoğan kardeşim geldi buraya. Abi dedi hardcore delikanlı olmuş. Gitar çalıyor, elektro gitar filan çalıyor. Özel işler alıyor, çıkıyor sahneye, iniyor. Yani harbi adam beni 8-9 yaşında izlemeye başlamış. O zamandan beri unutmamış. Helal olsun beni böyle takip edenlere. Demek ki beni anlamışsınız. O zamanlar ben de biraz serserilik dönemimdeydim. Şimdi 49'um ama o zaman diyelim ki 39'dum. Yani 36, 38, 39 yaşlarında başladık. E tabi ağzımıza geleni söylüyorduk. Az da belaya bulaşmadık. Tabi canım yani hatalı şeylerimiz oldu, fevriliğimiz oldu. Hep serseri dönemimdeydim. Erkekler zaten kadınlara göre çok daha geç olgunlaşırlar, adam olurlar. bu erkek bir de arıza adamsa iki çarpı yavaş olgunlaşır. Aynen ben de serserilik dönemimi maalesef 39 yaşlarında, 35-39 arası çok feci şekilde yaşadım. Yani etrafıma ve yakınlarıma verdiğim rahatsızlıktan dolayı
herkesten özürlerimi bir borç bilirim. Gördünüz mü sigarayı çekerken bundan sonra görüntü yok. Niye yok? Ya bana kalsa ben buraya dal taşak çıkayım karşınıza. Ne bileyim, slip donla çıkayım öyle konuşayım. Ben böyle bir adamım, böyle rahat ve medeni bir adamım, özgür bir adamım ama yani insanın yaşadığı ülkenin, halkının neleri kaldırabileceğini de bilip ona göre davranması lazım. Geç de olsa anladım yani. Kırkından sonra anladım, kusura bakmayın. Dediğim gibi normal erkekler kadınlara göre çok daha geç olgunlaşır. Ben iki çarpı hızla zor olgunlaşan bir insanım. Çünkü arızayım. Şimdi bayram tatili olacak. 9 günmüş, 9 güne bağlanmış. Oh, teşekkür ediyorum bunu ayarlayan devlet yöneticilerimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten hayat stresli, en azından bize bu 9 günü fırsat olarak verdiler. Teşekkür ediyorum. En azından gönül ve sinir tellerimizi böyle sonuna kadar gevşetme şansımız olacak. Tabii şimdi ben yani hiçbir zaman tam bir tatilci değilim. Yani şuraya gidelim, buraya gidelim de enseye tokat, göte parmak böyle mis gibi açık büfelerle donatılmış, yiyip içip sıçılan bir tatil yapalım peşinde olmayan bir insanım. Kardeşim olmadım, olmam, oldurmam da yani. Benim öyle ah tatil oldu bilmem ne diye değil, tatil oldu ben gevşedim bitti. Ben gevşedim mi neredeysem iyiyim kardeşim. Ben 3-5 bir şey konuşabiliyor muyum dostlarımla? Veya çekebiliyor muyum video? Veya bir yazı yazabiliyor muyum? Bir şiir yazabiliyor muyum? Romanıma birkaç sayfa daha ekleyebiliyor muyum? Ben dünyanın en keyifli, en tatilci adamıyım. Bu arada zaten tahsilatları bu haftadan önce, bitmeden önce yapamazsak tatile de şuradan şuraya gidecek halim de yok, onu da söyleyeyim. Her yere saldırıyoruz, bize de saldırıyorlar. Borcumuz olanlar veya benim alacağım olanlara ben saldırıyorum falan. Ya vallahi 3-5 bir yerden yakalarsak en azından gezdiririz, onun derdindeyim ben ya. Ne olacak, benim burnum her deliğe girmiş çıkmış. Her türlü sokaklarda ben sürtmüşüm. Yaşım olmuş 49. Ha şekil dersen, kalıp dersen gene güzel iş çıkar ha. İyi iş çıkarırım onu söyleyeyim de. Mühim olan çocuklarımız eğlensin. Onlar benliklerine bir şey katsınlar. Onlar nötrlensinler, enerjilerini topraklasınlar, kurtlarını döksünler. Yani değil mi? Biz kurtumuzu döksek ne olacak lan? Bizim kurtlarımız bile artık olgunlaşmış, yaşlanmış. Bizim kurtlarımız bile dökülse döküldüğü yerde kalır lan. Ona keza bana feza, spermlerimiz de öyle. Gençlerin önünü açacaksınız, gençlerin. Ben bu arada göstermeden de olsa, çaktırmadan şurada el altından çok güzel Taksim'den aldığım Adıyaman'ı saracağım. Kusuruma bakmayın. Yeni. Dostlarım, arkadaşlarım, çuvaldızı sadece karşınızdakine batırmayın. Ailevi, sülalevi veya dış hayatınızdaki, sosyal hayatınızdaki düştüğünüz tartışmalardan, ihtilaflardan dolayı her zaman lütfen kendinizi bir ego kralı gibi, ego kraliçesi gibi üste tutarak bütün çuvaldızı karşınızdakine batırmayın. Ortada bir iletişim varsa illaki bazı durumlarda tabii %100 suçlu olan bir tarafı oluyor ama genelde yapılan hatadan aslında iki taraf da sorumludur. Ha kimi %20 sorumludur, kimi %30'dur, daha olgun davranmıştır, daha akıllıca davranmıştır, öteki %70'tir, suçludur. Böyle şeyler olur. Bunu niye anlatıyorum? Çuvaldızı sadece karşınızdakine batırmazsanız kardeşim, oluşmuş bir ihtilaftan kendinizi ve karşınızdakini daha güzel ayıklarsınız ve barış içinde yolunuza devam edersiniz. Ya bu gerek aile içinde olsun, gerek sevgililer arasında, gerek karı koca arasında, hacı arasında olsun. Böyledir yani. Olaya iyi tarafından bakacaksınız. Tartışabiliriz. Bir dostumla yumruk yumruğa bile girişebilirim. Ondan sonra onun kapısına giderim. Öyle bir öperim yanağından onu. Öyle bir hakkıysa özür dilerim ki. Veya onun hataları varsa onu sakinleştirdikten sonra öyle bir söylerim ki dostluğumuz, sevgililiğimiz veya neyse o karı kocalığımız, akrabalığımız eskisinden de daha güzel perçinlenmiş olarak büyüyerek devam eder. Ben bunun derdindeyim, ben bunun peşindeyim. Böyle. Bugünkü kısa öğütüm ve naçizane dersim bu olsun. Ben bunu size söylerken kendim böyle
hani sanki düşünce imparatoruymuş, lidermiş gibi söylemiyorum. Ben kimsenin gurusu olarak da bunu söylemiyorum. Söylerken kendim de zaten iç hesaplaşmalarımı yapıyorum. Kendime de söylüyorum. Sonra izliyorum, ben de ders alıyorum. Yani anonim. Ha, ananın anı anonim. Hadi böyle kısa tutacağız bundan sonra dostlarım. Gördüğünüz gibi sigaralı, sigara çekme, paf küfleme sahnelerini mümkün mertebe size göstermemeye çalışıyorum. Artık ülkece ne yapacağız bilmiyorum, neyi üreteceğiz, ne yapacaksak kendi işimize, üretimimize bakalım. Ben bunun derdindeyim gerçekten. Yani çünkü akan sular bir kesildi mi, bak şimdi dolara, bak şimdi yatırımlara, bak şimdi piyasalara güvene sıfırlandı. Ne yapacağız kardeşim, birbirimizi mi yiyeceğiz? Yani olmuyor. Böyle olmaz. Lütfen yek vücut olalım. Herkes akıllı olsun, ama sadece halk değil. Herkes akıllı olsun. Yani ve inşallah bu tökezlediğimiz yerden, çömdüğümüz yerden, çöktüğümüz yerden adım adım da olsa el ele tutuşarak hep birlikte tek karaya kalkalım ve biz Türk'üz diyelim.